biraz da müzik diyelim mi bugün? Bambaşka sohbetlerde NTV ekranlarında belki de hayatınızda en çok sevdiğiniz eserleri yazan, artık da söyleyen bir arkadaşımı ağırlayacağım. Yeni bir teklisi çıktı. Artık böyle kelimelerimiz var değil mi? Yeni yeni kelimeler. Teklisi. Eskiden yıllarca single dedik biz ona ama bence tekli demek daha doğru geliyor bana da, böyle Türkçe Türkçe konuşuyor olmak. Ama sonra bunları söyleyen sunucu konuşmaların arasında istemeden de olsa bazen İngilizce kelimeler sıkıştırabiliyor. Yapabiliyor bunu, kusura bakmayın. Bazen hatalar yapabiliyoruz istemesek de, böyle akışta alıştığımız bazı kelimelerden vazgeçemiyoruz. Neyse efendim, bugün 30 dakika boyunca müzik konuşmaya hazırsanız ben hazırım. Albert Einstein bir cümle söylemiş ama bence konuğum için söylemiş. Hemen dönüp bakalım ne demiş. Ben sıklıkla müzikle düşünürüm. Düşlerimi müzikle yaşarım. İnanabiliyor musunuz? Albert Einstein müzikle düşünüyor, müzikle çalışıyor ama yazdığı bir eser yok. Ama sevgili Ersay Üner müzikle çalışıyor, müzikle düşünüyor ve yaptığı bir sürü eser var. Bunca yorgunluğunda geldiğin için teşekkür ederim arkadaşım. Ben teşekkür ederim. Çok mutluyum şu anda. Çok, yaşasın. Vallahi çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsın, görüşmeyeli? Neler oluyor? Ya çalışıyorum sürekli. Evet. Stüdyodayım ya zaten, ya konserdeyim. Ay, ondan evet, sonra sürekli ya çalışıyorum. Müzikle devam ediyor. Her şey çok güzel. Durmuyorsun diyorum ama millet de diyecek ki diyene bak. Durmuyoruz. Bazen yani benimkisi dönemsel tabii gerçekten. Bu kadar yoğun hayatımın hangi kısmında çalıştım? Melisa doğduğu seneydi galiba. Umutsuz Ev Kadınlarını çekerken hafta içi her gün canlı sağlık programı sunuyordum. Yine ana akım bir kanalda ve kızım 6 aylıktı. Herhalde böyle bir dönem anca o zaman yaşamıştım. Çok. 13 sene önce. Ama sen hep aynısın. Özellikle 2 senedir benim çok daha yoğunlaştı. Ya evet. İşin arka tarafında mutfağındayken yine biraz evet. Hani rahattım. Stüdyoda çalışıyorum. Evet. Çok dışarı çıkmıyorum. Konser yok. Stüdyodan kıyafet çıkmamak. Yok, davet yok ondan evet. Sonra falan. Şimdi şarkıcılık geliştiği zaman işin bambaşka bir tarafı oluyor. Ondan sonra başka sorumluluklar geliyor. Evet. Konserlere çıkıyorsun, oralar falan. Benim de şu 2 senem hiç olmadığı kadar yoğun geçti gerçekten. Allah'tan alışığız. Seviyorum da çalışmayı. Yani ama sen bu ritme alışık değilsin. Sen daha izole, daha kapalı. Yani, ya, psikolojik olarak aslında öyle. Evet. Yani işin fiziksel yorgunluğu başka bir tarafta ama evet. Zihinsel yorgunluğu benim için biraz daha yorucu oldu. Bazı dönemler hatta dedim ki benim biraz dinlenmem lazım. Çocuklar dinlenmem bu kadar hani koşturmaya alışkın değilim. Stüdyoda evet. Çünkü bazı modlarım var. Benim sadece üretmek istediğim zamanlar oluyor. Şarkıcılık tarafı bambaşka bir şey. Bir şekilde dengeyi sağladım ama şu 1-2 sene içerisinde oturttum. Gayet güzel akıyor şu anda. Peki başladığında buralara geleceğini düşünüyor musun? Hiçbir şeyi planlamadım. Bence de düşünmüyordum. Hiç planlamadım. Ya ben Konya'dan yola çıktığım zaman, geldiğim zaman buraya müzik yapayım, müziğimin peşinde koşayım diye evet. Geldim. Ya yani şarkıcı olacağım, söz yazarı olacağım, bestecilik yapacağım. İşte biz, bu sektörde bir şeyler yapacağım gibi hayallerim hiçbir zaman yoktu. Müziğin peşinden koştum. Beni kendiliğinden buraya getirdi. Yani ben yapar haldeyken bir anda yazmaya başladım, bir anda bestelemeye başladım. Askere kadar hiçbir şey yoktu. Müzik sadece ama askerde böyle bir şeyler karalama, hikayeler yazıyordum 3-4 sayfa falan. Sonra söz yazarlığı geldi, sonra bestecilik birleşti. Hem sahnede çalıyorum, hem müzik prodüktörü derken bir de şarkıcılık çıktı. Şarkı söylüyordum ama ön tarafın şeyini bildiğim için hengamesini, koşturmacasını evet. Biraz geride duruyordum ben. Hani. Evet. Sonra bir tane şarkı yürüdü. Bu sefer ben kendimi dinleyiciye sorumlu hissettim. Hadi bir tane daha şarkı yapayım dedim. O da başka bir şey oldu. Ben bir anda şarkı da söyler hale geldim. Mutlu muyum? Mutluyum. Çok güzel. Yönetimi biraz zor. Ondan sonra hepsi peki, çünkü farklı karakterler. Peki üretimini etkiledi mi bu yolunu? Şöyle anlatayım. Üretimimi etkilemedi, izin vermedim. Çünkü benim asıl base'im orası olduğu için ilk başta zaten kendime verdiğim kuralı oydu. Ne olursa olsun üretimin önce gelecek. Tamam, şarkı söyleyebilirsin, konserler olabilir, yoğunlaşabilirsin, ün artabilir falan filan ama fabrika çalışacak her zaman demiştim. Ve aralar veriyorum dönem dönem, pauslar veriyorum, ondan sonra çalışmaya başlıyorum. Bazı dönemlerde de dinleniyorum sadece, geziyorum, biriktiriyorum. Çok merak ettiğim bir şey soracağım tabii sana. Ki. Bir müzisyen şarkı yazdığı zaman mı çok para kazanıyor, söylediği zaman mı? Müzisyen ikisinde de para kazanmıyor. Ya müzisyen sen aslında onun bir dengesi yok. Çünkü
devamlılığı olan rutin bir iş değildir müzisyenlik. Hmm. Bir dönem yaparsın, senenin belirli dönemleri bir çalışırsın, bir dönem hiç çalışmayabilirsin, başımıza çok geliyor. Tabii, örneğin pandemi. En yakın pandemi, işte deprem mesela. Tabii. Daha yakını. Biz o zamana kadar tam pandemiden çıktık dedik müzisyen arkadaşlar falan. Her şey toparlanacak dedik. Aradan 4 ay geçti, 2 sene çalışmadan tekrar oraya gittiği için aslında müzisyenlik bence dünyanın hiçbir yerinde kazanç olarak düşünülmesi gereken bir iş değil. Sanki hani beste yaptığında ben ve ikisi bir arada geliştiği için ve bir marka çaldığında. Yaratabildiğim için bunun için zaman içerisinde ve çok fazla şarkı yapıp benim kendi bankam birazcık kalabalık olduğu için bu iş aynı zamanda mesleğim haline de döndü zaman içerisinde. Para da kazanıyorum. Evet, ama burada bir kariyer var, 25-30 yıllık. Ondan sonra mesleğimin her yanında çalıştığım şeyler var, ürettiğim şeyler var. Ondan kaynaklanıyor. Ama yoksa müzik sadece para kazanmak için meslek halinde yapılması gereken bir şey değil. Çok zor olur. Çok zor. Dünyanın her yerinde çok zor. Hani sadece bizim ülkemiz diyoruz ya, bazen değil. Aslında geziyorum, dolaşıyorum. Eğer belirli bir statüde değilsen, kendini belirli bir şekilde geliştirmediysen, sanatının haricinde bir fark edilirliğin yoksa, yaptığın işin haricinde, özellikle günümüzde, müzikten para kazanmak gerçekten kolay bir şey değil aslında bakarsan. Ben mesela bestecinin daha çok kazandığını düşünürdüm dışarıdan bakınca. Şeye göre değişir o. Çünkü bir bestecinin aslında üretebileceği şarkı sayısı belli. Ve söz yazarının. Bu aslında senarist arkadaşlar için de geçerli. Keşke günde bir senaryo yazabilse de bitirse de çok ama güzel. Ama müzikte telif daha güçlü ya. Değil mi? Değil aslında. Değil. Çünkü telif Türkiye'de yeni oturan bir sistem, evet. Her şeyden önce. Onun için sistem henüz doğru işlemiyor. Avrupa'da, Amerika'da bu sistem çok daha önceden kurulduğu için çok güzel yüzüyor. Bizde çok ileriye gitti, çok geliştirdiler bütün meslek birliklerimiz. 15 sene, 20 sene önce yoktu. Tabii. Yani telif sistemi diye bir şey yoktu. Şu an geldiği nokta güzel ama tam performans çalışmıyor. Tam performans çalışırsa ben tabii ki tatmin olacağımızı düşünüyorum. Besteciler olarak, söz yazarları olarak. Ama hacim çok büyük, üreten çok fazla. Dolayısıyla yine de böyle deli deli çok büyük rakamlar kazanmak aslında mümkün değil. Peki efendim, yapma. Çok da kötü değiliz tabii ki. Evet evet, kötü olduğumuzu düşünmüyorum. Ama çok iyi yerlere gelecek. Anladım. Zaman içerisinde. Yapma teklesi. Evet. Ne zaman çıktı? Yapma ne zaman çıktı? Aslında hemen Ocak aşağıdayız. Aralığın 12'si gibi çıktı sanırım. Daha hemen çok yeni. Beni. Ya ben önceden albüm yapıyordum. Tamam. Ondan sonra işte sen dedin biraz önce tekliler falan diye. Ya tek şarkı çıkartayım dedim. Bu sefer bazı şarkılar hit oluyor. Hani hit beklediğimiz şarkılar vardı. Bazı şarkılar da ne güzel şarkılardı dediğimiz şarkılar vardı ya. Onları da bu sefer çıkartayım dedim. İlla ki bir şey çıkartmayayım. Yapma benim için. Ya kenarda duracağına, arkadaşlarımla, sevenlerimle paylaşayım dediğim bir şarkı. Burada şeyi anlamak istiyorum. Albüm yerine tekli çıkarmak artık bu müzik aplikasyonları ve internet üzerinden indirme meselesi başladığı için mi tercih ettiğiniz bir şey oluyor? Şöyle oldu. Dinleyicinin artık fazla vaktinin olmadığından ve albüme önem vermediğinden. O kadar çok şey çıkıyor ki gün içerisinde. Evet. Seçeneği çok fazla. O şarkıyı da dinleyebiliyor, o şarkıyı da dinleyebiliyor. Dolayısıyla sen albüm o gün sunuyorsun 12 eser. Ama o gün 20 eser çıkmış oluyor yeni. Evet. Dikkat dağılıyor. Ve sen o gün albüm çıkarsan da aslında çıkmamış gibi de görünebiliyor. Tabii, araya kalıyor. Bana hala ne zaman albüm çıkaracaksın? Bir albüm çıkar benim. Albümüm var diyorum mesela. Çünkü ulaştırmanın zor olduğu bir dönemdeyiz. Tabii. Yaptığımız şeyleri. Aslında bu aplikasyonlar ya da internetten müzik indirme çok kolaymış gibi gözükse de haklısın. Çünkü insan en çok dinlediğini tekrar oradan dinliyor. Aynen o öyle. Seni bir yere yönlendirirse aynen öyle. Yönleniyorsun. Aynen öyle. Ve o sırada da belki asıl sevdiğin sanatçının son çıkardığı albümü ya da işte teklisini kaçırıveriyorsun. Aynen öyle. Gerçekten. Algoritmalar da bunu şey yapıyor birazcık. Çünkü artık dinlediğimiz şeyler aslında yapay zeka çoktan çalışmaya başladı. Biz yeni gibi görüyoruz ama işte birçok dijital dinleme alanında dinliyorsunuz o şarkıları. Bir dakika, iki dakika sonra hemen geçiyorlar, değiştiriyorlar. Evet, evet. Şimdi bu algoritmaya göre de bu sefer size o platform başka şarkılar sunmaya başlıyor. Evet. Yeni çıkmış aslında hoşuna gidecek şeyleri de kaçırabiliyorsun. Evet. Dikkati dağılıyor. Evet. Birazcık dijitalle birlikte her sektörde olduğu gibi bir adaptasyon dönemi yaşıyoruz sanırım. Evet. Değişik bir adaptasyon ama dönemi mesela yaşıyoruz. Ben o platformlarda şeyi sevdim.
diyelim ben Ersay'ı açtım. Ersay Üner şarkısını bir tane çok sevdim. Hı-hı. Onu dinlemeye başladım. Hı-hı. Hemen altında benzerleri diyor mesela. Geliyor, evet. Orada yeni sanatçılar çok keşfettiğim evet, oldu. Evet. Ya da işte Ersay Üner radyosu. Evet. O bana şeyi anlatıyor yani. Ersay kimi dinliyor ya da Ersay'a benzeyenler kimler? Ben onu dinlemeyi seviyorsam onun gibi söyleyen kişilere de ulaşabiliyorum. Mesela ben öyle öyle çok yeni sanatçılar da keşfettim. Bir yandan avantaj bir yandan dezavantaj evet, aslında. Evet ikisi de aslında dinleyicinin bilinciyle alakalı evet, birazcık aslında. Kesinlikle. Öyle. Şimdi tüketim sektöründeyiz. Gençlere bakıyoruz. İnanılmaz hızlı, çok hızlı her şeyi geçiyorlar. Şarkıların süreleri onların yaşında çok daha düştü. 40 saniye 45 saniye TikTok'ta dinliyor şarkıyı. Bir hafta sonra iş geçiyor başka şarkıya geçiyor. Onun için ben de tekli tekli çıkartayım dedim şarkılarımı. Mantıklı. Bir de bu zamana kadar verdiğimiz çok şarkı var sanatçı arkadaşımla paylaştım. Evet. Onlardan böyle hitlerin arasından 25-30 tanesini seçtim. Onları kendim seslendireceğim. Güzel. O eski işte söyleninler, kızın maviler, şeyler falan affedersinler. Hepsini dedim böyle güzel bir akustik yapayım. Hatta dedim bu sefer projeye dönüştü. YouTube yapalım onu dedik. Yapalım ha konuklu mu yapsak çok güzel olur falan dedik. Şimdi onun projesi hazırlanıyor. Çok güzel. Onların hazırlığı var. Birazcık bu eski şarkılarla yenileyeceğiz bu sene bol bol inşallah. Ya bir de sonuçta çok sevdiğimiz eserlerin gerçek sahiplerini bilmiyoruz. Evet. Dinlediğimiz sanatçılardan biliyoruz. O da çok keyifli bir şey evet, elbet. Evet hepsine çok yakışıyor zaten. O şarkıyı yazan ve besteleyenden dinlemek de bence ayrı bir keyif. O yüzden güzel bir şey evet, olabilir. Onu yaşatmak istedim ben de. Evet. Bir de benden dinleyin bakalım bir nasılmış orijinal halleri falan. 2024 projesi. Evet onunla çok şu anda biraz haşır neşirim. Onun haricinde sürekli zaten üretim halindeyim, sahnedeyim ya da fırsat buldukça da geziyorum, dolaşıyorum. Ay ne güzel, darısı başıma. Ben de gezmeyi çok özledim. Yani böyle. Yani al çantayı git, kapat evet, telefonu. Sırt çantam kapının kenarında böyle deli. Aynı. Evet. Orada pasaport duruyor. Evet. Ondan sonra küçük kaplumbağa gibi alıyorum evet, böyle sessizce çıkıyorum. Ben bir zamanlar çok onu çok yapıyordum. Şimdi de böyle bayağı odamda sırt çantam duruyor. Bir iki günüm boş Ceyda deseler hemen çantayı alıp gideceğim öyle bekliyorum aynı, gözüm kapıda. Yemin ediyorum aynıyım. Yol yapayım ya da hemen evet, bir yere gideyim böyle evet, bir kafamı dağıtayım. Yenilenmiş hissediyorum ben. Görmediğim bir yer göreyim. Evet. Ki bir şey düşünmeyeyim. Evet. Hani çünkü artık oraya gidince hani yeni bir şey görünce insan bir her şeyi unutuyor ya. Aynen. Aa ne güzelmiş falan deyip böyle saçma saçma şeyler falan. Benim gideceğim yere kadar belli. Belli her mi? Şeyim hazır. Benim de var Zanzibar'ı çok merak Zanzibar'a ediyorum. Zanzibar'a mı gideceksin? Zanzibar düşünüyorum. Çok iyi fikirmiş. Tam zamanı 7 saat. 7 saat benimki de öyle bir şey ama benimki daha delilik. Ben böyle dünyanın en güzel kütüphanelerini araştırıyorum. Çok, çok beğendiğim bir 7-8 tane kütüphane var görmek istediğim. Çok böyle güzel. Delilikse delilik. Çok güzel. Edinburgh'da bir tane kütüphane var. Şu anda ilk hedef uçağa atlayıp gidip o kütüphanede tam gün kitaplar arasında öylece oturmak istiyorum. İşte öyle durmak istiyorum ben. Edinburgh'da çok güzel. Evet. Yani. Hiç gitmedim. Ama ben Edinburgh'a değil kütüphaneye gideceğim yani. Gidip oturup o kitapların arasında ya, durmaya hemen gidesimiz var bir yerlere ya. Ben böyle bir de başka bu sene şeyi çok yaz şey yaptım. Bu SpaceX roket falan fırlatıyorlar ya. Onu evet, canlı görmeyi çok istiyorum. Hmm. Onu şu an kovalıyorum. Nerelerde yapıyorlar, nasıl gidilebilir falan diye. Gökyüzüyle çok ilgilisin. Bayılıyorum. Hani bir astroloji falan gibi dedi. Yok ama hani hep yakın hissettim çocukluğumdan beri. En sevdiğim şeydir böyle bakayım saatler boyu. Senin nasıl teleskobun olmaz ya? İşte böyle de bir adamım. Aa. Alayım bir tane tamam. Ben sende mesela en son teknoloji teleskop vardır ve sen bütün bilgisayardan yıldızları... şey yapıyorum hani internetten işte oraya gir bir Hubble teleskobu bugün ne yapıyor o falan. Orada haşır neşirim hani uzay ne oluyor ne bitiyor falan diye ama hiç böyle canlı şeyden sanırım onu. Bir kere denedim ışık çok fazla müsait değil ya İstanbul'da çok fazla ışık var. Olabilir. Şey yapamıyorsun böyle istediğin gibi göremiyorsun hevesimi kaçırmış o olabilir. O SpaceX mi dedin? Ben çok haşır... Canlı görmek istiyorum. Ben gördüm. Yani gökyüzünde gördüm. Hı-hı. Ama ben böyle bir korku daha önce hiç yaşamadım. Geçen yaz ya da ondan önceki yaz galiba yazlıkta öyle şezlonga yattım gökyüzüne bakıyorum. Bir şey geçiyor gökyüzünden, tren geçiyor gökyüzünden ve benim o arada haberim yoktu böyle teknolojide evet, çok da. Arka arka tıkladım. Böyle oldum Allah'ım geldiler tamam hoş geldiniz ve çığlık atarak. Bir şey var gökyüzünde diye bütün siteyi ayağa kaldırıp Ali koş diye Ali'yi yanıma. Bu ne diye ve uzun da sürdü. Böyle bakıyoruz bu ne ola ki diye. Evet, sonra öğrendim ne olduğunu. SpaceX. Ben ürküyorum böyle ben şeylerden. Ama o fırlatma anını çok görmek istiyorum. Öyle mi? Merak ediyorum işte. Ben yani o Julia Roberts'ın filmini izledikten sonra da bir canım sıkılmadı dersem yalan olur. Ama çok güzel film değil mi? Üç gece uyumadım. Çok güzel film. Yok. Çok gerçek gelmiyor mu ya? İşte gerçek geldiği için uyumadım üç gece. Sorma.
O tarafa hiç girmiyorum ben. Neyse, hani oraları oraya şey girince yap... orada var saatlerce Konya'ya. Çok gerçek bir duvar gibi çıkıyor karşıma böyle. Evet. Bakasım geldi. Yaklaştı evet. O çünkü mesafe. Evet. Hissediyorsundur. Evet. Her şeyin hayırlısı olsun. Bir de böyle şey oluyor ya, yani Amerikalılar o filmleri yapıyor sonra gerçekleri oluyor. Yani bu böyle hiç... Neyse efendim, 14 yaşında. Evet. Konya'dan ne cesaret. Ya işte Ersaylık. Ne yaşandı? Tam Ersaylık. Ya yetmedi bana orası. Yani orada... Ben 7 yaşında, 8 yaşında düğün salonundaydım. 10 yaşında benim elimde zaten bas gitar, davul çalışıyordum ben düğün salonunda. Neden? Çünkü seviyordum. Hani orada 7 hep oralar. Yaşında. Hep annen, oralar. Baban nerede? Babamda müzisyenlik var. Tamam. Ondan sonra belediyede çalışıyor. Tamam. Ama düğün salonlarında da çalışıyor. Dolayısıyla ben onunla birlikte böyle gidiyorum, geliyorum. Babacığınlasın orada. Ama babam ondan sonra bırakıyor. Babamdan sonra sırf orkestrayla ben okuldan kaç orada, eve gitme düğün salonunda falan böyle maceralar başlıyor. Baktım ki orada olmayacak gibi, sonra bir Konya aktarmalı olarak ilk önce Konya'ya, Seydişehir'den, sonra İstanbul'a geliyorum. 14 kaçıyorum. Yaşında. Evet. Sonra burada başlıyor benim maceram. Kapitan, bir iki sene falan benim nerede olduğum belli değil, öyleydi yani. Efendim? Tabii. Annene babana söylemeden? Bir tek annemin haberi var. Anneme iyiyim diyorum. İyiyim mi? Haber veriyorum işte, iyiyim, sağlığım yerinde, keyfim yerinde diye. Nasıl, her gün arayıp mı? Her gün değil, o zaman telefon telefon öyle değil biliyorsun, kartla arıyorsun. Tek çocuk musun sen? İki çocuk, bir de kız kardeşim var. Ah, annenin tabii o kalp yani. Çarpıntısı. Seni çiğ çiğ yemedi mi sonra bulduğu yerde? Ya onlar beni tutamadılar zaten. Aa. Mevzu o yani. Ben hem hiperaktif bir adım, tamam, hem de çok bildiğini ve dediğini kafaya taktığını böyle yapan bir adım. Ben hiç tutamadılar onlar. İyi ki de tutamamışlar zaten. Tamam da insan yani bir anacım der, bir sarılır, İşte gidiyorum. O var zaten. Bizim hasretimiz onlarla zaten bir 10-15 yıl sürdü. Ben hep ne İstanbul'dayım, diyorsun? Gidiyorum, geliyorum arada sırada hani şey falan. Son 4-5 senedir çok sık görüşüyoruz artık, benimle beraberler zaten İstanbul'da. Evet. Ama ondan önce bayağı bir kayıp yıllarımız var beraber. Ama ya böyle bir şey, kayıp yılları böyle var bir ama. Şey. Ama zaten onlarla bazen söylüyorlar ya, oğlum hani acaba biz seninle iyi ilgilenebildik mi? İşte yapamadım falan. Ya diyorum ki her şey olması gerektiği gibi oldu. Bence çok güzel oldu. Gerçekten öyle. Çünkü hayat böyle bir şey zaten. Sana iki... şimdi çocuğun bunu yapsa ne hissedersin? 14 yaşında hop kayboldu. İkide biri ya arıyor, iyiyim diyor, kapatıyor. Bambaşka bir şey, bambaşka bir şey tabii ki. Onu hissetmek başka bir şey. Ama ben yaşadığım her şeyi iki yaşamışım diye bakıyorum. Onlara da söylüyorum. Ben tercih ettim zaten bu hayatı. Yani... Peki bir dakika, bir gün ansızın Konya'dan çıktım, ben İstanbul'a gidiyorum. Aynen öyle. Dedin kendi kendine. Aynen öyle. Kardeşine de bir şey söylemedin. Kimseye bir şey söylemedim. Peki geldin İstanbul'a, kimseyi tanımıyorsun, ne yaptın? İlk önce Sarayburnu, Can Kurtaran, Ahırkapı bilirsin. Evet, orada eskiden mi? Çok güzel balık restoranları evet. Vardı, işte gazinolar vardı, Aşe'ye kadar böyle, Aksaray'a kadar evet. Çok güzel. Oralarda böyle gidip geldiğim bir dönem var. Nerede uyuyorsun? Surlar, murlar, bulduğum yerde yatıyorum, bulduğum yerde kalkıyorum. Sonra çalıştığım, orada balık restoranlarından bir tanesinde gündüz komi olarak kendimi lapsiledim. Gündüz orada çalışıyorum. Akşam sonra bir Udi'nin yanına, bu zaman ne oluyor tabii, kendimi ben çalarım falan diye dirip müzik yapmaya başladım. Sonra gündüz tünelde müzik mağazasında çalışıyordum. Ondan sonra gece de regatada çalışıyordum, gidip müzik yapıyordum. Böyle bir askerlik sonuna kadar her yerde çalışıp koşturduğum, nerede yatayım, nerede kalkayım hiç belli olmadığı bir dönem var benim. Koşturduğum. Ne diyorsun? Ama her şeyi öğrendiğim, her şeyi gördüğüm, her şeyi yaşadığım muhteşem şeylerdi. Yani benim şu an ben olmamı sağlayan şeyler. Ama 14 yaşında bir çocuk için çok sert bir hikaye. Tabii canım. Şimdi bunları ben böyle tatlı anlatıyorum. Benim bir tane psikoloğum var, bir tane de psikoterapistim var. İkisiyle de konuştuğum zaman onların bana anlattığı şeyler, iyi gülüyorsun vallahi diyor. Yani diyorum, ne yapayım gülmeyeyim de. Yani, gerçekten mi gülüyorsun? Ya gülüyorum çünkü komik geliyor bana hayat artık. Yani çok, herkes çok fazla umursuyor. Ben çok fazla umursamam her şeyi, çok fazla takmam. Belirli prensiplerim, kriterlerim haricinde. Haklısın. Ondan sonra zamanla insan hayat öğretiyor ya. Çok ciddi alıyormuşsun ya diye, ciddi almana gerek yokmuş. Gerçekten de öyle. Çok güzel şeyler öğrendim. Dünya kadar insanla tanıştım tatlım. Her sektörden, her alandan. Çok insan tanıdım. Şimdi ben empatiyle doğmuş bir adamım. Zaten sanat yapmamın sebebi tabii. O. Bunu destekleyen çocukluktan geldiğim, yaşadığım travmalar hepsi bir araya geldiği zaman zaten beni üreten bir adam haline evet. Sokuyor. Onun için işte şifasıyla birlikte derler ya, ikisi bir arada geldi. Çok şey yaşadım, çok şey gördüm. Güzel bir hayattı. Bundan sonrasında aynı şekilde böyle devam etmesini isterim. Çünkü çok şey öğrendim. Senin hep hareket. Ayrı yazman gerekiyormuş gibi. Var. Var. Zamanı var sadece. Yazıyorum, notlarımı alıyorum kenara. Çünkü kitap biraz şey geliyor bana. Birileri okuyacak ve yolu değişecek. Şarkı gibi değil. Evet. Birazcık ince eliyorum orayı. Ondan sonra bazen yazıyorum. Yazdıklarımın üstünden böyle bir 10 kere düşünüp doğru mu
anlatıyorsun, bak evim misin diye yazdığım bir şey var. İleride inşallah bunları hem tecrübelerim hem yaşadığım şeyler olarak anlatmayı istiyorum. Peki o günlerden bugüne yanında olan biri var mı? Ailem. Hayır, o işte 14 yaşında gittiğin o sahildeki gece nerede uyuduğunu bilmediğin, zor iş bulduğun, parasız. Onların hepsini değil de bir kısmını bilen birkaç arkadaşım var hala yanımda o günlerden beraber beni bilen ondan sonra. Birkaç arkadaşım var ama onun haricinde çok fazla kişi yoktur. Çünkü hayat öyle yani. Evet. Herkes bir, hele bizim camiamızda, orada her şey çok fazla, koşturmaca çok fazla. 4-5 arkadaşım var. Ama onun haricinde hep gelip geçen insanlar, hayatımda bir şeyleri öğreten insanlar, çok değer verdiğim hayatımda olan insanlar, apayrı şeyler. Ama o dönemlerini fazla bilen kişi yoktur. Peki o döneme ait iyi ki olmuş dediğin an hangisi? Çok var. İlk an? Çok an. Bir kere benim oradan buraya gelmem, iyi ki gelmişim bir. O kesin, anladık onu artık. Ondan sonra tanıştığım bazı insanlar, doğru yerlerde doğru insanlarla karşılaşmam. Çocuğum çünkü. Bir şekilde sahip çıkan insanlar, tabii, abilerim falan böyle tatlı, algılayanlar, hepsi eksik olmasınlar. Tek tek şimdi buradan isim vermeye kalksam dünya kadar, evet, isim var ama tabii ki emeği olan, yolumu değiştiren birçok insan da oldu hayatımda. Ben de onların hayatını mümkün olduğu kadar bir şeyleri değiştirmeye çalıştım. Onlar da benim hayatımı değiştirdiler. Bir şeyler öğrenerek yola devam ediyorum. İlk yazdığın söz ne? İlk yazdığım sözü aslında hatırlamıyorum. Aa. Ama şeylerim var. İlk yazdığım şeyler hikaye olarak başladı benim. Böyle şarkıdan çok 2-3 sayfa hikayeler yazıyordum. Benim mesela Türk dedin ya, kimler var? Türkçe öğretmenim vardır benim. Beni algılayan ortaokulda. Herkese ders verirken benim o hiperaktifliğimi ve üretkenliğimi anlayan bir hocaydı. Bana sadece derdi ki sen kompozisyon yaz bana. Ha. Giriş, gelişme, sonuç. Ha. Herkese bir şey veriyordu. Bana kompozisyon veriyordu. Ben de dolayısıyla öyle... Giriş gelişme sonuçtan girip bir hikaye anlatmayı, yazmayı çok seviyordum. Askerde başladı, büyük hikayeler yazıyordum falan. Sonra besteler de, melodiler de çıkmaya başladı bir şeyden. İkisini nasıl birleştiririm deyip bu sefer analiz etmeye başladım. Bestecilik nasıl bir şey? Söz yazarlığı nasıl bir şey falan. İşte On Notunçları dinliyorum, Aysel Güreller okuyorum. Bütün plaseyi analiz ediyorum. Bütün öyle bir 2-3 senem var. Sonra ufak ufak çevirmeye başladım. Sonra çıkmaya başladı. Olay buraya kadar geldi. İlk piyasada kimle tanıştın? İlk tanıştığım, yani. Ya ilk tanıştığım şuydu. Bizim Demet'le Akalın'la maceramız çok acayip. Sizin evet biraz inişli, evet, çıkışlı inişli, bir ilişki. Tam olması gerektiği gibi. Benim yaşım o zaman 20, 22. Ondan sonra Demet zaten sektörde. Ondan sonra şarkıcılıkla ilgili başlangıç yapmış. Çok güzel yürüyor gidiyor. Bir gün bana da dediler Demet'e çalar mısın sahnede? Tabii ki çalarım dedim müzisyenlikte olduğu zaman. Tamam. Gittim sahnede dedi ki ben albüm yapacağım falan. Allah Allah dedim, benim kafamda kazınmış. Sahneden indik, kulisten kapısını çaldım. Albüm yapacakmışsınız dedim. Evet dedi. Ben yapacağım sizin albümünüzü dedim. Ben yapacağım sizin albümünüzü dedi. O da bana yap bakalım dedi. Ah. Ben aldım cevabımı. Sonra 8 şarkı yaptım Demet'e. Bir hafta 10 gün içerisinde. Hazır olanlar mı? Yok, yaptım bildiğin, oturdum şarkı yaptım ya 7-8 tane. Hayatımda şarkı yapmış adamım. Yaptım onları. Nasıl o zaman dedim? Onu düşünerek. Aynen öyle. Yani aynen. Demet okursa. Hah, nasıl olur gibi diye. Çünkü ben o zamana kadar zaten formları falan yaptım. Bakalım Demet'e göre bir şey yazayım. Hani nasıl olacak diye yazdım. 7-8 şarkı yazdım. Biz Demet'le çalışmaya başladık. 8 sene, yaklaşık 9 sene hem sahnede eşlik ettim. Çok güzel arkadaşlarımız, dostumuz zaten. Bakmayın arada sırada diştiğimize. Ondan sonra yaklaşık 45 şarkı, 5 albüm, 2 single. Sizin didişip barışmanız bana dert şu anda. Editörüm barışma hediyenizden bahsetti bana. Şimdi ikide bir bana ya geliyor, sorma. Küstüm diyor. Diyorum ki yanlış insana küsüyorsun. Ben yapamam onu diyorum, barışmak için hiç öyle bir şey yok. Ya o barışma hediyesi değil de onun bir jesti var çok tatlı. Ondan sonra hani o dönem biz bundan 3-4 sene önce ben artık dedim ki çok yoruldum. Genel olarak piyasada, müzik piyasasından da hani dedim genel çekilmem lazım. Çok koşturdum, evet. Bir şeyler yapmak istemiyorum dedim. Ayrıldığım, bıraktığım bir dönem var. O da ona denk geldi o ara. Ondan niye sonra... küstü? Ya ben genel olarak çok yoruldum her şeyden. Ha. Ondan sonra bazen olur ya, o artık hani o yılların her şeyin birikimi. Evet. Dedim ki artık dedim hani kendim zarar vermeye başladım. O zaman dedim benim kendimi toparlamam lazım. Tam da o yaşlar çünkü kendimi yeniden buldum, olgunlaştım, bir değişmem gereken bir dönem. Ve sürekli aynı şeyleri yaptığımı hissettiğim bir dönemdi, şarkı olarak da. Dedim kendimi yenilemem lazım, jenerasyon olarak da, her şey olarak da yenilemem lazım. Bunun için de durmam lazım bir süre, araştırmam lazım dedim. 3-4 sene üretmedim. O dönem birazcık Demet'e de denk geldi.
O ara onlarla da tabii yorgunluk, metal yorgunluğu da diyebiliriz. Yo, dostluk çalıştık. Zaten böyle şeyleri kaldırabildiği zaman güzel aynen, yani. Aynen öyle. Zaman geçiyor. Bakıyorum yaptığımız şeyleri konuşuyorum da ya hepimiz bir şeylerin peşinden koşan insanlarız. Tabii. Koşturuyoruz. Herkes iyi niyetle bir şeylerin peşinde koşuyor. Yanlış anlaşılabilirsin, yanlış anlayabilirsin. Aslında benim için mesela şöyle bir şey. Büyük küsmeler bazen ya dostluğun gerçekten dostluk olduğunu gösteriyor ya da dostluk olmadığını gösteriyor. Evet. O yüzden lazım. Evet. Yani derin ilişkilerde, büyük, uzun vadede. Uzun olduğu vadede, zaman aynen. Çünkü çok paylaşılmış bir şey var. O ya yeniliyor ya da of ya da diyorsun iki bitmiş aynen diyorsun. Öyle. Ben öyle bir şey oluyor. Kolay kolay açıkçası hani uzun dostlukları, uzun arkadaşları kaybetmeyi, bitirmeyi sevmem ama tabii. Bazen bitmemesi için mesafe koymak gerekir. Evet. Bazen oluyor biliyor bu. Bizim sadece Demet dediğimiz şu arkadaşımızda da hepimizin yaşadığı şeyler. Tabii ki. Çok sıradan şeyler. Tabii Demet de bu konuda çok fazla medyatik olduğu için, çok fazla tanınan ve bilinen duyuldu. Olduğu için bazı şeyler olduğundan daha büyük tınlıyor. Evet. Daha büyük görünüyor sadece. Aslında normal iki arkadaşınızla ne yapıyorsun? Ben sana böyle dediğimde nasıl kırılırsın, darılırsın? Aynı şeyi yaşıyoruz. O doğru kadar. Doğru. O bir kadar. De sanatçının arasında oluyor, tutku var çünkü sizin. Ya, özellikle müzik çok normal, daha tutku içeren normal, bir şey yani. Çok normal, olabilecek şeyler çok normal. Peki Tarkan'a o şarkı yazıldı mı? Ben onu bekliyorum. Ya bir şarkı yazdım. Çünkü ondan öyle sonra bir şeyin var, sözün var. Diyorsun ki ben Tarkan'a yazacağım. Evet. Ama daha hayal ettiğimi bir yazamıyorum. Bir tane yazdım. Sevgili Ozan'a yolladım. Tamam. Çolakoğlu'na. Bakalım. Ha yeni oldu ha, daha, bu. Daha yeni bir aa, süreç. Evet. İçine sindi mi? Benim içime sindi. Onun içine sinmesi önemli. Evet. İnşallah olur. Bir hatıram olur her şeyden önce. Değil mi? Tabii bir hatıram olur. Yani bir tabii beste yapan, söz yazan biri için istediği sanatçının da onun eserini söylemesi başka bir ya şey. Ya şöyle anlatayım. Ya da hayran oldu. Çok şükür şu ana kadar çalışmak istediğim herkesle paylaştım şarkılarımı. Oh, ondan şükür. Sonra şey de, demedim hırslarım da yoktu. Hani şunu da yapacağım, bununla çalışacağım falan yoktu. Ama ne güzel olsun çalışırsak. Ve hala da o imkanları bana veren bir sürü sanatçı dostum da var, büyüğüm de var. Ondan sonra sağ olsunlar beni böyle yerin altına gidiyorum ya bize niye şarkı yapmıyorsun diyen çok ne büyüğüm güzel. Var. İşte kısmet olursa doğru zamanda onlarla da bir şey yapmayı çok seviyorum. Benimki artık şeyi geçti birazcık hani dedik ya biraz önce evet bu işin bir ticari kısmı var bilmem evet. Ama benimki artık gerçekten tamamen maneviyata dönmüş durumda. Birileriyle şimdi bir şey yaparken ikinci bahar olacak aynen biraz, beraber okay. Bir şeyler yapayım anılar paylaşalım güzel şeyler olsun tarafında. Peki mesela yabancı bir müzik yapma şansın olsaydı uluslararası platformda kim evet. Söylesin isterdin? Ya bu çok isim var ya. Ya. Hepsiyle bir şey yapmak çok isterdim. Ya İlk ben mesela gelen. Weekend'de bir şey yapmayı çok isterdim. Çok dinliyorum, çok da seviyorum. Ruhunu da paylaşıyorum. Evet olurdu yani çok değil güzel mi? Olur. Evet severdim. Seviyorum mümkün hala değil mi bir tane mümkün yazdığın, değil diye bir şey yok. Sadece şöyle bir şey. O sistemi de araştırdım. Ben Amerika'da gidip geliyorum ya biliyorsunuz. Evet sık evet sık böyle. Sen orada seviyorsun. Nasıl oluyor olaylar falan diye bakıyorum. Burada olduğu kadar zor olaylar aslında. Ajansla çalışman lazım, eserleri götürmen lazım, bir araya getirmen lazım ama orada savaş, kavga, lobiler o kadar karışık ki. Orada da o güçlüğü tekrar yaşayıp onlarla uğraşmaktan ziyade bu tarafta kendi ülkemde, kendi vatanımda, kendi müziğimi yapmayı daha çok seviyorum. Şimdi bir söylemin daha var. Müzik dinlemek, dinleme duygusu azalıyor gibi bir şey değil mi? Evet, yanlış hatırlamıyorum. Evet. Çünkü duygular küçüldü, azaldı. Hepimizin gördüğü şey yakında. Şimdi bizim bir jenerasyon olarak yaşadığımız şeyler, duygusu yaşadığımız aşklar, sevgiler. İşte bak annemizle babamızın dediği yere gelmemiş aynen öyle. Olmadık bak, mı? Aynı şeyi yaşıyoruz aslında. Ulan ben de öyle mi düşünecektik diyorum. Evet biz de jenerasyonumuza göre öyle düşünüyoruz. Ben de farklı mesela yaşıyorlar. Şimdi çocuklar çok seviyor müzik. İki çocuğum da ve yeni müzikler dinliyorlar. Hı-hı. İşte rap dinlemeyi seviyorlar falan. Bir müzik açıyorlar anne şunu dinleyelim peki dinleyelim çocuğum açıyorum Allah'ım yaralar bereler acılar ya diyorum bir mutlu kelime yok şarkının evet. içinde ya bir yüzümüz gülsün bir neşelenelim bir enerjimiz evet. İşin bir dağılanıyoruz kısmı sürekli. Şu tatlı biz o tarz biz acımızı gerçekten onu fiziki olarak yaşadığımız bir şeydi bizim duygularımız evet. Yani bir ilişki yaşardık bir şey olurdu birine evet. aşık olurduk görürdük falan şimdi onlar bu hayatı yaşamadan evet. Orada da değiller. Evet. Yani evdeler, keyifliler, huzurlular, mutlular falan. Dert içindeyiz diye orada ben şey yapıyorum lan. Ne derdiniz var diyorum evet. Hani bir şey de yok.
çok şey yaşıyorlar. Nereye gidecek bilmiyorum. Yani duygular ama bu jenerasyon farkı diyeceğim ama bu senin mesleğin ya, o yüzden de sana sormak istedim. Ben artık şeyden muzdaribim. Mutlu şarkı dinleyemiyor benim çocuklarım. Yok, ve aynen onu dedim. Ya dedim, siz daha aşık olmadınız, gerçek kalbiniz acımadı. Durun daha dedim, bunlara çok erken. Bir de gene de aşkın içinde bu kadar ızdırap yok yani. Acısı var da. Bu kadar değil. Yok. Durun diyorum yani. Hayat bu kadar değil. Bilmediğin bir arkadaşın mı var senin benim diyorsun değil mi? Hani kız arkadaşın mı var, erkek arkadaşın mı var? Bir şey mi yaşadın? Yok. Benim yeğen de öyle diyorum. Neler dinliyorsun? Evet. Şunları dinliyorum, bunları dinliyorum falan. Allah Allah, sözlere bakıyorum, olacak gibi değil. Başka o yüzden mi diyorsun yerli müziği daha az dinleyecekler diye? Çünkü folk müzik bitmez. Yani bizim kendi müziğimiz bitmez. Evet. Apayrı bir şey. Ama evrenselleştikçe herkes artık bir şey üretiyor. Dünyada çok kolay oldu. Eskiden zor geliyordu dinleyeceğimiz şarkılar, biliyorsun. Amerika'dan gelecek de kaset alacağız da falan. Şimdi adam Etiyopya'da şarkı çıkartıyor, sabah koyuyor. Onun için biraz daha hızlı gelişiyor her şey. Hızlı yaşanıyor her şey. Peki İlişkiler sen kendini nasıl güncelliyorsun? Ben kendimi nasıl güncelliyorum? Bazı dönemler sadece duruyorum. İzliyorum, gözlem yapıyorum, araştırıyorum, analiz ediyorum. İşte yurt dışına gidiyorum, müzik nereye gidecek, festivallere katılıyorum. Üreten insanların neler dinlediğine bakıyorum. Yani kendimi doldurayım, yenileyim diye. Ama biliyorum ki jenerasyonum itibariyle bir yere kadar zaten yapabileceğim. Ama elimden geldiği kadar güncellemeye gayret ediyorum kendimi. Şimdi bakıyorum senin şarkına da, yapmaya. Değil mi? Evet. İkimize dar geliyor hayat. Bu ara bir zor kabulüm. Fakat niye kalbe kesiliyor hesap? Niye kırgınız? Ne boş bir öfke. Yolun başındayız, toparlarız vefayla. Biter mi böyle bir aşk tek hatayla? Yakma. Aslında bizim konuştuğumuzun biraz şeyi değil mi? Evet. Hızlı biten ilişkiler. Aynen ya, bir dur toparlarız. Zaten oraya geldi olay. Kimse kimseye tahammül edemiyor. Evet, çabuk pes ediyor. Evet, yani tahammül edemiyor. Kendine de tahammül edemiyor. Evet. Hemen geçsin bitti, anlaşamadık falan. Aslında sabırdır ya bazı şeyler. Evet. Beklemektir. Güzelleştiren de odur yeri geldiği zaman, hatta yani. Bağ kuran da odur bu arada. Ben yani şeyi yanlış mutluluk bağ kurar ama asıl acı bağ kurar. Aynen. Başka bir şey yani. Onu paylaştığın insanla başka bir bağ kurarsın. Ben bir de şeyin yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. En çok kendini sev ve hani bireysel olarak ne istiyorsan onu yaşa. Evet. Hiçbir şeyini erteleme anlayışının biraz yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Aynen öyle. O birazcık bencilleşti insanlar. Aslında onu demek istemiyoruz. Evet. Öyle işte. Değil o ama insanlar bu sefer, ben mutlu olmadığım kimseyi yanımda tutmak istemiyorum. Benim yanımda kimse canı sıkkın, suratı asık insan görmek istemiyorum. Şöyle olmasın, negatif istemiyorum. O öyle bir dünya yok. Evet. Sonsuz mutluluğu arıyor. Bir de sonsuz şükrettiğimiz aradı. Şeyleri çabuk unutmaya başladık. Çok mutluluk ararsan, sürekli mutluluk ararsan da seni gelirler mutluluğundan vururlar tatlım. Evet. Yani o zaman da acısını çekersin onu. Hayat böyledir. Hayat bir denge içerisinde gitmesi gerekiyor. Öğrendik, öğretti bize. Ama algılaması kolay değil. Yaşamadan öğrenilmiyor. Sen inatla mutlu şarkılar yazmaya devam et. İkisini de yazıyorum valla. Bazen daralıyorum, bazen mutluluk yaşıyorum. Atarlı şarkıları mı? Bazıları var. Hiç kimseye dinletmediğim derin şeyler var mesela. Ha. Dip dip böyle yani diyorum. Bunu şimdi kim anlayacak diyorum. Çıkartmıyorum. Duruyor. Kenarda duruyor. Sırada ne var? Sırada Ocak sonu bir şarkı daha var. Ondan sonra işte bu bahsettiğim güzel inşallah. Çok güzel. Bu proje güzel. İnşallah onun üzerinde çalışıyoruz. İnternette heyecanla izliyoruz. Güzel olacak, güzel olacak, keyifli olacak. Evet ya, yani evet, belki bir şeyler değişiyor, dönüşüyor. Belki çocuklar bir dönem bir şeylere inanıyor. Ama ben döne dolaşa gene mutlu bitirmem gerekiyorsa eğer cümlemi. Evlat annesinden babasından neyi görürse, nasıl büyürse ona inanmaya devam ediyor alttan alta. O yüzden evet, acı var, dram var, işte zor şarkılar var. Birazcık ne oluyor ya dedirten bizleri, bizim neslimizi. Ya bizim zamanımızda böyle değildi demeye başladık. Ben onu kullanmamaya o kadar gayret ediyorum ki aklıma geliyor. Evet. Yok diyorum, ben o kişi olmayacağım. Ben oluyorum. Ben diyorum ki bak diyorum, ben sizin yaşınızdayken bunu dinliyordum diyorum. Onu açıyorum ben, sonra diyorum ki evet, o yaşlar geldi. Geldi. Ama güzel değil mi? Çok güzel. Seviyorum ve onlara da tanıtmak istiyorum. Şimdi annemlerin şarkılarını da daha çok seviyorum mesela. Tam oralardayım yani. Güzel. Dolayısıyla vazgeçirmemek bizim elimizde galiba. Evet, elimizden geleni yapacağız tabii ki. Yani boş vermiştik, yok. Öğretmeye devam. Elimizdekini aktarmaya devam. Benim zaten bu saatten sonra gayem bildiğimi aktarmak. Kesinlikle. Gençler de yeni bir şeyler yapsınlar, oradan feyiz alsınlar. Biz de gençiz daha, yapacağız daha neler neler yapacağız. Öyle, aynen öyle. Sana defterimi uzatıyorum birkaç satır bir şeyler yazman için. Ama önce fotoğrafımızı çektikten sonra...
Çok çok konser, çok çok güzel şarkı Amin. Sözleri ve şahane projelerde seni heyecanla beklemeye devam ediyorum 2024'te. İyi ki geldin. Amin. Efendim hep ne diyorum? Gelecek sizlerin elinde gençler demek yerine biz gençlerin geleceği için neler yapacağız? Nefesimizin son gününe kadar. Zaman o zaman aslına bakarsanız her şeye ayıldığımız, ne yapmamız gerektiğinin farkına vardığımız ve tam da geleceği gençler için güzelleştirmemiz gereken zamanda geleceği güzelleştirmelerini gençlerden beklemek biraz yersiz olur diye düşünüyorum. O yüzden önce bizler dünyanın nasıl olması gerektiğine inandıysak ve gördüysek ve deneyimlediysek önce onları yapmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. Tabii ki üreterek en başarılı olduğumuz yerlerde ya da en başarılı olduğumuzu düşündüğümüz ve daha denemeye cesaret edemediğimiz yerlerde o yolculuğa çıkacağız. Gençlere önce yolu biz açacağız. Onlar zaten gerisini hallederler. Bir başka bambaşka sohbetlerde tekrar bir arada olacağız. Hoşçakalın. Canım Ersay, görmek, konuşmak, müziğinden bahsetmek ne kadar iyi geldi. Yeni projelerini heyecanla bekliyorum. Sayfasının satırlarını şöyle tamamladı. Hayal edebileceğinden daha güzel bir yıl diliyorum. Sevgilerimle Ersay Üner.